أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد زرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى بسم الله الرحمن الرحيم İz nâde enni mesaniye durru ve ente erhamur rahimin. azim. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı, duası hem mücerrep hem tesildir Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni mesaniye durru ve ente rahimin demeliyiz. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hulasası şudur ki, pek çok yara bere içinde, epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azim mükafatını düşünerek, kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyet-i ilahiye için demiş Ya Rab zarar bana dokundu lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi garasız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemali afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Burada bu akşam özel bir şey öğreneceğiz inşallah. Her mümin, her Müslüman günah işlememesi lazım gelmekle beraber günah işleyebilecek özelliktedir. Her müminde bu özellik var. Fıtraten ve hılkaten. Fakat bir tövbe silgisini Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. Tövbeyi kullandığımız takdirde o günahı işlememiş gibi oluyoruz. Tövbeyi kullanmadığımız takdirde o günah kalbimizi karartır, iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Evet. Dolayısıyla burada inşallah tövbenin ehemmiyetini beraber okumaya çalışacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerle alakalı kıssalar anlatılır. Kıssa hikaye demektir. Kısa mealiyle. Fakat bir insanın kendi başından geçmiş olan olağanüstü bir durum diyebiliriz. İbretlik bir hadise diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarından bahsedilir. Niye bahsediliyor? Çünkü insanlar da onlardan ders alsınlar diye. Yoksa bir peygamberin başından geçen bir hadiseyi tarihi bir olay olarak anlamak için değildir. O da var. Onlar hakkında marifet kesbetmek de güzeldir. Fakat asıl mesele onların başından geçen o hadise bizim de başımızdan geçebilir. Onların çektiği o sıkıntıyı biz de bir nebze dahi olsun çekebiliriz. Onlar hangi maksatla, hangi yolla, hangi ölçüyle kurtulmuşlarsa biz de aynı ölçüyle, aynı yolla kurtulmaya çalışalım diye Allah bize böyle zımni bir ders veriyor. Hz. Eyüp aleyhisselam bulunduğu kariyede, bulunduğu kariyede, bulunduğu şehirde, memlekette en itibarlı, en şerefli, en zengin ve şimdiki tabiyle en yakışıklı adam imiş. Herkesi adeta kendisine cezbeden, celbetiren bir hali var. Bütün bunlarla beraber bu hali kendisine gaflet vermiyor ve daima zikri ilahiyle meşgul bir vaziyette. Öyle bir vaziyette ki zikre başladığı vakit arşı ağla titrermiş. Arşı ağlanın titremesinden sonra şeytana bir sıtma arız oluyor. O da titremeye başlıyor. O zikirden nefret ediyor. Böyle bir vaziyette diyor ki ya Rabbi diyor iblis. Elbette ki sen Eyüp Aleyhisselam'a, Eyüp Aleyhisselam'a böyle nimetler verdin. En itibarlı, en şerefli, en zengin, en güzel vaziyet verdin. Elbette seni zikreder. Bu nimetleri ondan alsan bu zikri devam etmez. Şeytan ya. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kulumuz Eyüp hangi vaziyette olursa olsun onun zikri, onun fikri, tefekkürü ve şükrü devam edecektir. Cenab-ı Hak için malum ya. Şeytan itiraz edince Cenab-ı Hak buyuruyor: "Onun gözü, dili ve kalbi hariç ondaki nimetler alınacak." diye. Ama burada adeta bir vaat vaatleşme var. Vaatleşme var. Karşılıklı bir ee, mübahase var yani. Yani Cenab-ı Hak kulumuz Eyyubi'ni aynı şekilde göreceksin diyor. Şeytan da görmeyeceğiz diyor. Dolayısıyla bazen bizim yaptığımız günahlarda bunu az bir anlayabilsek biz de kendimize çeki düzen veririz. Adeta Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak ben kulumu yarattım, insanları yarattım çok büyük maksatlar için diyor. Şeytan da bu günah işleyen varlığı niye yarattın diye de adeta itiraz ediyor. Bir taraftan da meleklerin de Kur'an-ı Kerim'e geçen ifadeleri var. Kan akıtan, fesat çıkaran bu mahlukları ya Rabbi niye yarattın şeyi var. Şeytan itiraz ederek, melekler hikmetini sorarak, Cenab-ı Hak'ta bizim içimizdeki kutlu zatları bilerek bu ifadeleri kullanıyorlar. Dolayısıyla biz güzel ameller işlediğimiz vakit Cenab-ı Hak'ı adeta vaadinde ve davasında haklı çıkarıyoruz hayırsız işler, zulümlü işler ve günaha dair işler işlediğimiz vakit, şeytanı kendi davasında adeta haklı çıkarıyoruz. Ve kan akıtıp fesat işlediğimiz vakitte yine meleklerin Cenab-ı Hakk'a ezelde sorulan o soru sadece sanki tekrarlanmış oluyor gibi bir vaziyet oluyor. Dolayısıyla işlediğimiz vaziyetlerin nereye kadar gittiğini bilmekte fayda var. Eyüp Aleyhisselam ilk olarak bazı tabi tefsirler farklı gelebiliyor ama 6 erkek ve 4 tane kız çocuğu var. 10 tane çocuğunun bir yerde bulunduğu bir mekana hususi bir depremin zelzelenin olduğunu ifade ediyorlar. Ve orada bir anda 10 tane çocuğu vefat ediyor. Tabi Eyüp Aleyhisselam insan. Necdet etkileniyor. Hazreti İbrahim Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazreti Aleyhisselam oğlu İbrahim'i mezaristana vefat etmiş halde götürürken gözyaşları malum dökülüyor. Diyorlar ki sen de mi ya Resulallah? Evet ben de. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Neticede biz insanız. Aynı mekanda 10 tane evladını kaybetmek elbette insana epey bir ağır gelir. Malı gidiyor bir taraftan. Onlar insana fazla sıkıntı vermese de yine maldır neticede. Belli bir zaman sonra Cenab-ı Hak sıhhatini alıyor. Eyüp Aleyhisselam'ın sıhhatini aldıktan sonra da şimdiye kadar kendilerine yardım ettiği o zatlar, o hemşehrileri, bazıları Urfalı diyorlar. Diyorlar ki ya Eyüp diyorlar belli ki sen haşa Allah'a karşı hoşlanmayacağı işler işlemişsin. Sen artık onun nezdinde haşa uğursuz bir zatsın. Ona sana gelen musibetler bize gelmesin diye bizim memleketimizi lütfen terk et. Ve onu Köyün dışına gönderiyorlar malumunuz. Daha sonra kendi hanımı şurada burada temizlik yapmak ve onların maişetini devam ettirmek için temizliğe giderken şeytan iftirasına uğruyor ve şeytan kendisine gelip de hanımının da Allah'ın razı olmayacağı, kendisinin de razı olmayacağı fiilleri işlediğini ifade ediyor. Eyüp Aleyhisselam Tay, bunları duyduktan sonra Ya Rab zarar bana dokundu demeye başlıyor. Çünkü dil zikri ilahinin kaynağı, kalp marifeti ilahiyenin kaynağıdır. Kalp ve dil kendi musibetleriyle ilgilenmeye başladı mı işte asıl zararın dokunduğu vakit o vakittir. Yoksa bedene gelmiş, çocuklara gelmiş, mala gelmiş, mülke gelmiş ne gelirse yine de kendisi marifeti ilahiye ile meşgul, zikri rabbani ile meşgul. Ama ne zaman ki artık dili ve kalbi kendi hastalıklarını, musibetlerini düşünür ve konuşur olduğu işte asıl musibet budur demek suretiyle Cenab-ı Hakk'a ellerini açıp yalvarma başlıyor. Kısaca böyle bir özet var. Daha da belki geniş manada anlatılabilir tefsirlerde ama bizim maksadımız Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın başından geçen kıssayı anlatmak değil. O kıssadan bizim alacağımız hisse nedir? Bunu inşallah beraber Üstad Hazretlerinin ifadeleriyle, açıklamalarıyla izah etmeye ve ders almaya ve istifade etmeye çalışacağız. Ve minallahi tevfik inşallah. <laughs> Sabır kahramanı Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı, duası hem mücerrep hem tesilidir. Akşam ve yatsı namazları arasında 33 defa okunması gayet müstahsendir. İznade Rabbahu enni mesaniyed durru ve enterhamur rahimin ya da üstadımızın e, bizler münacatımızda okumamız gerekiyor dediği şekliyle in rabbi inni messeniyet durru ve enter hamur rahimin 30 defa okunması gayet müstahsendir inşallah. Şimdi burada üstadımız diyor ki gayet mücerrep ve tesirlidir. Yani hem tecrübe edilmiş hem de tesirli bir duadır. Niye? Çünkü bunu Hazreti Eyüp Aleyhisselam bizzat tecrübe etmiş, faydasını aniden görmüş. Ondan sonra Cenab-ı Hak tekrar gençliğini veriyor. Hanımlar tekrar gençliğini veriyor. Tekrar o eski güzelliğini veriyor Eyüp Aleyhisselam'a. Tekrar eski malını, mülkünü, evlatlarını nasip ediyor Allah ona. İmtihanı kazandı çünkü. Şeytan da eynen mefer dedi. Kaçacak yer neresi dedi. Davasını kaybetti çünkü. Allah'ın salih kullarını, Allah'ın ihlaslı kullarını, muhlis kullarını, muhlas kullarını şeytan da dünyanın debdebeleri de hiçbir sıkıntıya uğratamaz arkadaşlar. Çünkü arkasında Allah aldığı güç Allah'ın gücü ve kudretidir. Arkasına aldığı güç Allah'ın inayeti ve muhafızasıdır arkadaşlar. Cenab-ı Hak bizi de muhafaza eylesin inşallah. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni mesaniye durru ve enterhamurrahimin demeliyiz. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hılasası şudur ki, özeti şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Bunlar senelerce devam etmiş. Her tarafı yanıyor. Her tarafta hummalı hastalığı var. Hazreti Halime diyorlar eşinden dolayı. Farklı bir isim de diyenler var. Diyor ki ya Eyüp diyor sen Allah'ın sevgili bir kulu olduğuna ben inanıyorum. Dua ediyor ed Rabbimize diyor. Sana şifalar ihsan etmiş. Bak dayanamıyorsun. Ben diyor şu kadar sene diyor sıhhatla, afiyetle diyor ömrümü geçirdim. Hangi yüzde isteyeyim diyor. Allah Allah. Ya hangi yüzde isteyeyim? Çok enteresandır. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar, yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri zaman o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyet-i ilahiye için demiş Ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garasız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Şimdi zarar bize ne zaman dokunuyor? Bizim malımıza zarar geldiği vakit zarar değil hakikat cihetiyle. Zahiren zarardır. Hakikat cihetiyle zarar değil. Çünkü kendi elimizde vermediğimiz sadakayı Allah böyle bir yolla almış oluyor. Üstad bunun deprem bahsinde diyor ki bir insan diyor deprem vaktinde diyor öldüğü vakit kendisi manevi şehit olur sakat kaldığı vakit belki bir gazi kadar sevap alır. Malı ve mülkü gittiği vakit sadaka hükmüne geçer. Dolayısıyla musibetlerde mal ve mülk gitti mi zahiren musibettir. Hakikatta Allah'ın bir mükafatı ve hediyesidir. Bedene bir sıkıntı geldiği vakit zahiren musibettir. Hakikatta musibet değildir. Niye? Çünkü ihtar-ı Rabbani'dir. Günahlarımızı azaltan bir unsurdur. İlâ ahir. Asıl musibet Asıl hastalık, muzır musibet nedir? Dine gelen musibettir diyor üstadımız. Dine gelen musibet. Burada da ne zaman ki dili Allah'ı zikirden uzak kaldı. Kalbi Allah'ın marifetinden uzak kaldı. Ya Rab şimdi zarar bana dokundu diyor. Bir misal verelim. Elimizde bir elbisemiz var mesela. Elbisemiz var. Ve biz bunu askılığa atmışız mesela. Askılığı astığımız vakit çocuklardan birisi aldı eline bir tane çocukların sapladığı oklar oluyor ya oyuncak oklar. Gitti elbimiz elbisemize sapladı. Elbise orada ben burada. Ah anam yandım der miyiz? Elbise üzerinde değil. İçinde olursak ah anam yandık deriz çünkü bize saplanır. Ama içinde değilsek orada asılıyorsa, benden de uzaksa orada kendisi delik deşik olur ama bana da bir şey olmaz değil mi? Nasrettin Hoca'ya demişler komşuları. Hocam demişler akşam çok gürültülü bir ses geldi sizin yukarıdan. Demiş ki cübbem düştü. Demişler ki hocam cübbe düşmekle bu kadar ses çıkmaz. Olsun içimde ben vardım demiş. İçinde ben olursam saplanan şey bana saplanacağından dolayı ah derim. Ama içinde değilsem o ayrı ben ayrıysam o zaman bana saplanmayacağından dolayı ah demem. Dolayısıyla arkadaşlar bizim için elbise neyse veliyullah zatlar için şu beden de aynıdır. Ruha bir darbe gelirse, ruha herhangi bir tesir gelirse rahatsız olur ama bedene gelirse Cenab-ı Hak'tan gelmiş der. Görünüşte musibet hakikaten musibet değildir. Dolayısıyla Hz. Eyüp Aleyhisselam bu kamil insanların en kamillerinden olduğundan dolayı, elbisesine, çoluk çocuğuna, malına, mülküne ne gelirse gelsin, zarar bana dokundu demedi. Yoluna devam. Ama ne zaman ki kendi ruhu etkilenmeye başladı, dili ve kalbi etkilenmeye başladı, Ya Rab, zarar bana dokundu, dedi. Kemali afiyetini ihsan edip, enval merhametine mazhar ilemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Birinci nükte. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Arkadaşlar, şimdi düz bir mantıkla, düz bir nazarla hadiseleri biz analiz edelim. Bir tarafta Hazreti Eyüp Aleyhisselam var. Bir anda bütün çocukları, on tane evladı bir anda vefat ediyor. Bütün malı ve mülkü gidiyor ve bedeninin dediğimiz gibi dili, kalbi ve gözü hariç her tarafı perişan adeta. Şimdi düz bir nazarla bakalım. Biz de elhamdülillah sağlıklıyız. Gücümüz kuvvetimiz yerinde. Kim daha hasta diye bir soralım. Eğer nazar zahiri ise Elbette bu sorunun cevabı belli olduğundan dolayı böyle bir soru manasız deriz. Eyüp Aleyhisselam hastadır, ben ise sıhhatliyim deriz değil mi? Ama zahiri bir nazarla değil de Kur'an'i bir nazarla bakın. Eyüp Aleyhisselam mı daha hasta, siz mi hastasınız? Eğer nazar Kur'an'i ise ne diyeceğiz? Hz. Eyüp Aleyhisselam sağlamdır. Çünkü ruhu, çünkü kalbi, çünkü hissiyatı Allah'la beraberdir. Az evvel dedik zikrettiği vakit arşı ağla titrermiş. Şeytan kaçacak yer ararmış. Melaikeler bu zikri kim yapıyor diye merak edermiş. Bir taraftan böyle bir Eyüp Aleyhisselam var ama bedeni bir taraftan sıkıntılı görünüşte. O da ayrıca bir sevap makinesi gibi ona sevap kazandırıyor. O da ayrı bir konu. Bir taraftan biz bedenen çok iyiyiz, sağlıklıyız ama ruhen çökmüşüz işlediğimiz günahlar, kafamıza giren şüpheler, işlediğimiz seyyatlar, yaptığımız gıybetler, ettiğimiz zulümler, ettiğimiz yalanlar, bakışlarımızdaki günahlar, işitmelerimizdeki perişaniyet, kalbimizdeki mahfiyet ve manevi perişaniyet herhalde bunu güzel bir şekilde gösterir. Onun için sadımız Kur'an'ı bir nazara bizi davet ediyor. Bırakın zahiri, beşeri, dünyevi ve fani nazarı. Gelin sizi Allah'ın nazarıyla görüştüreyim. Tanıştırayım mesela ona göre tartın diyor. Okuyorum. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batını iç ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır arkadaşlar. Mesela kim daha hasta? Ya. İç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. İçimiz dışımıza yani ruhumuz bedenimizin yerine gelse, bedenimiz de ruhumuzun yerine içe girse, Eyüp Aleyhisselam da aynı şekilde yaptık. Onun ruhu tertemiz ve pak ve sağlıklı olduğundan dolayı fevkade güzel bir vaziyette duracak. Bizim ruhumuz perişan olduğundan dolayı çok hastalıklı, yaralı ve bereli görüneceğiz arkadaşlar. Nazar böyle olursa bizi doğru yere götürür. Nazar maküse olursa, ters olursa o zaman bizi yanlış yere götürür. Sağlıklıyım ya. Çünkü Üstad hangi hüküm cümlesini ortaya koysa ispatını yapar. Me keteptu illa me şehhettu diyor. Ben müşahede etmediğim bir şeyi yazmadım. Davamız mücerred değil diyor. Her birisi bürhan-ı kat ile müberhendir. Biz mücerred bir ifade kullanmıyoruz. Soyut ve delilsiz bir manayı ortaya koymuyoruz. Hangi manayı ortaya koymuşsak ispatla ve delille destekleriz diyor. Niye? Çünkü bu zamanın hükmü budur. Bu zaman pozitiviz bir asırdır. Yani akılla meseleleri anlamaya çalışan bir asır olduğu için bu asır ve bu şartlar üstadımıza Risale-i Nur'u Üstadımız Hazreti Mevlana zamanında gelseydi Mesnevi yazacaktı diyor. Hazreti Mevlana bu zamanda gelseydi Risale-i Nur yazacaktı. Dolayısıyla bir eseri yazdırtan müellifin ilminden ziyade şartların özelliğidir arkadaşlar. Onun için burada bir hüküm cümlesi koydu ve ispatını yapıyor. Çünkü işlediğimiz her bir günah, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Arkadaşlar elimizde kumandamız. Karşımızda televizyonumuz. Yüzlerce kanal. 30 40 tane belki de haber kanalı sadece. Ve dünyanın her tarafındaki özellikle ruhumuzu boğacak, kalbimizi daraltacak hadiseleri getiriyorlar odamıza. Arkadaşlar şu anda bir lise talebesinin bugün birisi anlattı bir lise talebesinin içerisinde bulunduğu psikolojik şartlar 1950'li yıllarda bir psikolojik vaka olarak anılıyordu. <laughs> 50-60 yaşındaki bir adamın ancak başına gelecek şeylerdi. Bir liseli talebe bakıyorsunuz ki adam kafayı yiyecek duruma gelmiş. Bütün bu özelliklerin, bu şartların hepsinin bunda tesiri var arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla her taraftan küfür cinayetleri, her taraftan günahların saldırması, her taraftan isyanların bize arız olması kalbimizi ve ruhumuzu maalesef perişan ediyor. Bu İsa'nın enteresan bir yerde bir ifadesi var Mesnevi Nuriye'de. Şu medeniyeti hazıra diyor. Şu hazır medeniyet bütün dünyayı diyor bir köy haline getirmiş. İnsanı kainattaki her şeyle irtibatlandırmış. İnsanın ruh menfezinden diyor pencereler açılmış her tarafa. İşte diyor, insanın kainata açılan bütün bu pencere ve menfezleri kapatabilmesi ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olmuştur. Allah'ın lütfuna kim müyesser olmuşsa, kim mazhar olmuşsa Allah ona nasip ediyor. Dünyadaki bütün hadiselerden kalbini ve ruhunu muhafaza edecek ortamı vermesi. Onun için arkadaşlar Dünyadaki bu manadaki hadiselerden az bir kendimizi soyutlamamız gerekiyor ki sıhhati ruhla, sıhhati kalple, sıhhati hissiyatla ibadetlerimizi, namazlarımızı yapabilelim. Dualarımızı yapabilelim. Cenab-ı Hak bizi bu noktada muvaffak eylesin inşallah. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Mesela Hz. Eyüp Aleyhisselam sıhhatini buldu ve tekrar hayata kavuştu. Kaç sene yaşadı? Farz edelim ki 100 sene yaşadı. Farz edelim. Onun o hastalıkları o 100 senelik hayatını tehdit ediyordu. Vefat etmiş olsaydı sadece 100 senelik dünya hayatı gidecekti. Ahirette, ahirette peygamber olması hasebiyle Allah'ın sevgili kulu olması hasebiyle yine peygamberlik makamıyla değil mi? Allah'ın huzuruna çıkacaktı. Kaybı neydi? 100 senelik bir dünya hayatı. Peki bizim bu manevi hastalıklarımız bizi manen öldürürse, perişan ederse bunun karşında biz ne ödeyeceğiz? bunu iyi düşünmek lazım. Onun hastalıkları dünya hayatını bitirmeye çalışıyordu. Acıyoruz. Bizim manevi hastalıklarımız ebedi hayatımızı perişan etmeye çalışıyor, Kendimizi acımıyoruz. Enteresan bir durumdayız yani. Hastaneye gidiyoruz. Günahlarını döken bir adamın haline acıyoruz. Kendi manevi günahlarımız olan, manevi hastalıklarımız olan günahlarımıza acımıyoruz. Bu dünyadaki günahlarımız saadet ebediyede daimi hastalıklarımızdır diyoruz sadımız. Bu dünyada işlediğimiz günahlar ebedi saadette daimi hastalık olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla burada, tekrar okuyayım burayı. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın o yaraları kısacık hayat dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız, o şüpheler, o günahlar, o isyanlar, o zulümler pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. Pek uzun olan ebedi hayatımızı tehdit ediyor o münacat-ı o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusuz nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar, buradaki kurt tabiri arkadaşlar, maalesef bazı alimlerden, hocalardan duyuyoruz. Hatta bunu filmleştirdiğini de ifade ediyor arkadaşlar. Yani kurt görünen bir kurt. Vücudun her tarafı böyle yarasından dökülüyormuş. O da yine alıyor rızkını ye, rızkından geri kalma diye hep tekrar yarasının üzerine koyduğu ifade ediliyor ki bunu muhakkik alimler kesinlikle kabul etmiyorlar. Diyorlar ki Allah sevgili kullarını başkalarının yanında tiksindirici bir vaziyette kesin kes koymaz. Peygamberlerin bazı özellikleri var. Bir özelliği de bulundukları yerde en güzel vaziyette olan insanlardır. En tatlı vaziyette Baktıkları vakit insanları kendisine celbeden bir özelliğe sahipler. Peki nasıl oluyor bu kurtlar? Arkadaşlar şimdi artık veren mikrobu var. Mesela kanser mikropları var. Değil mi? Bütün bu virüsler nedir? Vücudumuzda birer kurt gibi, birer şey gibi diye mesela bu manada canlıdır bunlar. Dolayısıyla bazen bir insanın içini açıyorlar. Diyorlar ki bunu evine götürün. Çünkü içini kanser mahvetmiş, bitirmiş Dolayısıyla bu adamın hastanede perişan etmeyin götürün evine diyorlar mesela. E bu adamın içinde kurtlar var denise. illa maddi gözümüzle göreceğimiz kurtlar aramaya herhalde gerek yok. Üstad burada kurtlar tabirini de kullanıyor. Ama bilelim ki o mağdaki kurtlar değildir yani. Bahusuz nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar. Arkadaşlar günah insana Üç ayrı menfezden girer diyorlar. Birisi gözdür. Birisi kulaktır. Birisi de dildir. Ağızdır. Ağızdan haram lokmalar girer. Kulaktan haram sesler girer. Gözden de haram manzaralar girer. Dolayısıyla bir insanı perişan eden ana giriş kapları bunlardır. Bunlara biraz daha dikkat lazım. Bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, nauzu billah mahalli iman olan batını kalbe, kalbin batında ilişip imanı zedeler arkadaşlar. Bakın, gözümüzden, kulağımızdan, ağzımızdan giren yaralar, manevi yaralar hükmündeki hastalıklar ve günahlar kalbimizi ne yapar arkadaşlar? batın kalbe erişip imanı zedeler, imanımızı zedeliyor. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine erişip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar. Bakın günah işledik. O günah bilin ki bizde bir menfez açmıştır. Bir yara açmıştır. Kalbimizi en evvel zedeliyor. Orada bir gedik açıyor. Ondan sonra bu kalbin tercümanı olan lisanımız var ya dilimiz. Bunun da bir zevki ruhanisi var. Allah ona böyle bir şey vermiş. Allah'ı konuşmaktan, güzel sohbet yapmaktan, zikretmekten, şükretmekten, tecbihat yapmaktan lezzet alan bir özelliği var bu dilin. Ama günahlar o dilin zevki ruhanisine ilişiyor. Zikirden nefretkarane, nefret edercesine uzaklaştırıyor arkadaşlar. Ya. Bir insan niye tesbihat yapmaktan, niye Allah'a konuşmaktan, Allah'ın emrettiği şeyleri konuşmaktan uzak duruyor? Sebebine bakın günahlardır. O günahlar onu ne yapıyor? Oradan uzaklaştırıyor. Ölümden bahsediyorsunuz adam rahat soruyor mesela. Kur'an'dan bahsediyorsunuz adam kaçmaya çalışıyor. Allah'tan bahsediyorsunuz mevzuyu değiştirelim diyor. Cennetten cehennemden konuşmaya çalışıyorsunuz Adam rahat soruyor. Sebebi ne? Sebebi işlediğimiz günahların kalbimizi ve o kalbimizin neticesinde onun tercümanı olan dilimizi perişan etmesindendir. Evet günah kalbe işleyip günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Bilin ki bilelim ki her işlediğimiz günah ...kalbimizden bir parça koparıyor. Ya da kalbimizin beyaz sayfasına... ...siyah bir nokta olarak... ...siyah bir boya noktası olarak iniyor. Dolayısıyla öyle bir hale gelir ki... ...o günahlar kalbimizdeki imanı... ...söküp atabilecek bir duruma geliyor. Şimdi bu cümleye geliyoruz. Her bir günah içinde... ...küfre gidecek bir yol var. Bakın... ...muteziliğe göre... Ondan sonra bazı zahiri mesleklere, meşreplere ve mezheplere göre, haricilere göre mesela. Bir insan haricilere göre büyük günah işlerse küfre girer diyor. Bazıları da el menzile beyne menzileteyn demişler. Öyle bir menzilde durursun ki ki menzil arası ne kafir deriz sana ne mümin deriz sana. İzahını yapamıyorlar. Biz ehli sünnet ve cemaat diyoruz ki alimlerimiz. Allah bu büyüklerimizden razı olsun. Hepsinin bizim imanımızda hisseleri var. Çünkü ömürlerini bir mumun kendisini tüketip başkanı aydınlatması gibi bizi aydınlatmak için tüketmişler arkadaşlar ömürlerini. Demişler ki alimlerimiz en büyük günah neyse küfür hariç en büyük günah neyse insanı kafir etmez. Büyük günah insanı kafir etmiyor. Peki ne yapar? Üstadımız bir bakış açısı kazandırıyor. Evet, hiçbir günah insanı kafir etmez ama o günah insanı küfre gidecek götürecek bir yol açıyor. O yola girdin mi? Kendisini düzeltmezse bir insan en son gideceği yer bellidir. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile işte bu akşam Berat Kandilidir. İstiğfar gecesidir, tövbe ve özür gecesidir. Cenab-ı Hakk'a sığınma, rahmetine iltica etme gecesidir. Bizim işlediğimiz günahları, hataları, kusurları Allah iyi bilir. Sonra biz iyi biliriz. Günahlarımızı ve kusurlarımızı ancak Allah'a arz ederiz. Arz edip ondan özür dileyeceğiz. Tövbe ve istiğfar edeceğiz. Ta ki kalbimiz temizlensin. Ta ki iman nuru orada parlasın inşallah. İnşallah. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, tövbe ve istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Arkadaşlar, Üstadın diyor ki bazen olur, bazen olur bir hareket size göre çok adi olabilir. Ama insanı esfer isafine indiriyor. Bazen olur bir hareket size göre ne çok basit olabilir. Ama sizi ağla iyiliğine çıkarabilir. Hazreti Ebubekir Sıddık bakın bir söz söyledi. Miraç dönüşü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu müşrikler gidip de ona haber verdiler. Ta ki imanını bıraksın diye. Ya Öbekir sen arkadaşın ne diyor biliyor musun? Ben dün akşam Mecidi Haram'dan mecid Aksa'ya gittim. Peygamberlerle görüştüm. Sonra bütün yedi kat semahatı gezdim. Ondan sonra arş ve kürsüyü gezdim. Sıddetül müntehaya kabı kavseyine gittim. Allah'ı onun razı olacağı istediği şekilde de müşahede ettim. Allah'la konuştum. Cennet cehennemi gördüm ve geldim dedikleri vakit. Diyor ki bunu o mu söylüyor? Evet. Ne diyor? İşte bu ya. O diyorsa doğrudur. Yıllar sonra Hazreti Ömer Efendimiz halifelik zamanda bir şey diyecektir. Ben Cenab-ı Hakk'ın izniyle, keremiyle şu dini mübini İslam'a elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Ama ben ömrüm boyunca işledim amelleri, haseneleri, sevapları, güzelliklerin hepsini Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın bir tek kelimesine gelsin de işelim diyor. Bir kelime ama. Nedir o ya Ömer? Hani dedi ya o diyorsa doğrudur, getirsin bana o diyorsa doğrudur o sözünü, o ifadesini bana versin, bütün hasenemi ona vereceğim. E söyle bakalım alenle tezbihi sabahtan akşama kadar beş bin, on bin defa söylersin ama işte orada söylenecek. Öyle bir zamanı var ki o anda o hatayı yaptın mı gidersin. Öyle bir zamanı var ki o zaman da o güzelliği yaptın mı kazanırsın. Hiçbir zaman ömrün boyunca yaptığın amel ona yetişemez. İşte gerçi bazı bu hadisler kabul etmiyorsa da bu olayı, fakat tefsirlerde çok geçtiği için söyleyeyim, meşhur salebe hadisi var. Salebe fakir bir zattır. Meclit bülbülü ve kuşu diye anılır. Meclide herkesten evvel gider, temizler, güzel kokular sürer, herkesin duasını alan bir zattır. Ya Resulallah zenginlik istiyorum, zenginlikle İslamiyet'e hizmet etmek istiyorum dedi vakit, senin sabrını yerine getirebileceğin fakirlik, şükrünü eda edemeyeceğin zenginlikten hayırlıdır yaz talep edeyip vazgeçiriyormuş. En sonunda dayanamıyor Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elini kaldırıyor ve dua ediyor. Zenginleştikten sonra zekatı inkar edecek vaziyete geliyor. Allah onun hakkında ayet indiriyor. İşte bu ayetin tefsirinde salebeyi müfessirleri anlatıyor. Bazı muhaddisler kabul etmiyorlar bu olayı da. Fakat genellikle müfessirler bundan bahsederler. İlahir. Bazen bir söz insanı esfer isafine indirir. Bazen bir söz insanı ağla iyiliğine çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın bu ifadeye. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kur değil belki manevi küçük bir yılan olarak kalbi ısırıyor. Kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam. Şimdi burada 200 tane kardeşimiz abimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Burada ben herhalde sizin yanınızda edebe mugayir, ahlaka zıt olan bir fiil işleyemem değil mi? Ya bu kadar adam var, ayıp yani, değil mi? Peki tenhada Bakın. İşte burada, burada bir hastalık var işte burada. Bizi helakete götürecek bir yol var burada. Tenhada işlediğin bir günah ve kusur, tövbe etsen, istiğfar etsen kurtarıyorsun. Yapmıyorsun onu. Ne oldu? E şimdi seni evet 200 adam görmesin diye bu hatayı herkes önünde işlemiyorsun ama bütün melekler seni görüyor. Allah seni görüyor. Adam başlıyor ki keşke melekler beni görmeseydi. Bakın oradan başlıyor. Ondan sonra keşke melekler olmayaydı. Haşa. Ondan sonra ya melekleri gören var mı ki biz inanalım demeye başlıyor. İmanın altı şartından birisi olan meleklere imanı o işlediği günah onu oraya götürüyor. Bakın tespit mükemmel. Harikulade bir tespit. Bir uçağı keşfetmek insanlık alemi için neyse bir bilgisayarı, interneti keşfetmek ya da bir hastalığın ilacını keşfetmek neyse bunlar da bizim ebediyetimizin sıkıntılarını, hastalıklarını, problemlerini keşfediyor arkadaşlar. Ya bakın utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından, başkasının haberi olmasından ve görmesinden çok hicap ettiği zaman, utandığı zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Melaike ve ruhaniyatın vücudu ona ağır gelme başlıyor. Niye? Evet insanlar görmüyor ama melekler görüyor. Küçük bir emare ile, küçük bir delil ile, delil de değil, işaret ile onları inkar etmek arzu ediyor. Gördünüz mü? Günah insanı kafir etmez ama küfre götüren bir yol oldu. Onun için biz en güzel yolu seçeceğiz. Günah işlemeyeceğiz. İşlediğimiz vakitte ya Rabbi sen huzunda işledim. Sen huzunda ben tövbe ediyorum bir daha işlememek üzere diyeceğiz. Ve onu temizlemeye çalışacağız. Doğru mu? Yani bir insan, bir talebe okulda öğretmenin sorduğu bir soruya yanlış cevap verebilir mi? Verebilir. Öğrencidir. Şimdi bunu yanlış yaptı diye kalkıp öğretmeni mi inkar edecek? Ne yapacak? Enne silgi alacak. Güzel bir şekilde silip Doğrusunu yazmaya çalışacak. İşte o silgi bizim için tövbedir arkadaşlar. Tövbemizi yapıp doğrusunu işleyeceğiz. Elhamdülillah. Hem mesela bir tane daha. Cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam. Cehennemin tehdidatını işittikçe istihfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkana cesaret veriyor. Adam günah işledi. O günah tövbe ile istiğfar ile temizlenirse inşallah bir leke bırakmaz. Ama tövbesini yapmıyor adam. istifanı yapmıyor adam. Kendisine göre kolay bir yol bulmaya çalışıyor. Bu günah beni nereye götürür? Cehenneme. Başta diyor ki keşke cehennem olmayaydı. Arzu ediyor başta. Ondan sonra ya cehenneme gidip de kafası kırılıp da dönen var mı ki biz inanalım demeye başlıyor. Ondan sonra madem ki kimse girmemiş, görmemiş, öyleyse cehennem diye bir şey yoktur deyip haşa cehennemi inkar etmeye başlıyor. İşlediği günah insanı kafir etmez ama küfre götüren maalesef bir yol oluyor arkadaşlar. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden yediği fırçadan mütesir olan o adam sultanı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı tekrarla ve ve tekrarla Allah'ın verdiği o emirlere karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki arkadaşlar şu ifadeye bakın Allah bana emretmiş ey kulum namaz kıl günde beş vakit ben de burada tembellik ettim Nereye götürür bu beni biliyor musunuz? Şuraya götürüyor. Ben bir memurum ya da bir şirkette çalışan bir adamım. Küçük bir iş ihmal ettiğim vakit amirimden fırça yiyorum. Hem de ne fırçalar. Şimdi buradan hemen kıyas yapıyorum. Aynı benim cinsimde olan bir adam küçük bir iş vermişti bana. Bunu ihmal ettim. Tonlarca fırça yedim. Allah, kainatın sultanı ve en çok ehemmiyet verdiği imandan sonra namaz ve her gün beş vakit ve ben ihmal ediyorum. Hem de kastla, hem de irademle. Şimdi insan aklına ne gelir? Ya şu adamdan yediğim bu fırça bak, fırçaya bak, bir de Allah'tan yiyeceğim fırçaya bak. Önce ne diyor? Keşke bu vazife ibadet olmayaydı. Bir. Ondan sonra daha da ileri gidiyor. Bakın. Allahu bekler. Ve bu arzudan ve bu arzudan mane diyor ki keşke o vazife ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Yani Allah bana bunu niye emretti ki diye emreden Allah'a karşı kendi içinden manevi bir düşmanlık hissetmeye başlıyor. Taşımaya başlıyor. Allah bana bu vazifeyi vermeseydi ben de böyle bir sıkıntıya girmeyecektim doğru man manasında. Bir şüphe vücudu ilahiyeye dair bir şüphe, vücudu ilahiyeye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışma meyleder. Bakın, bütün kainat Allah'ı bildiriyor, bütün kainat Allah'ı gösteriyor olmasına rağmen, bu adam ibadet yapmadığından dolayı yiyeceği fırçaları, Cenab-ı Hak'tan alacağı cezaları hesaba katıp Küçük bir emareyi birisi getirse ki haşa görmediğime inanmam. Cenab-ı Hak'ta görünmüyor ki canım nasıl inanalım gibi bir ifade. Bu delil değil bir şey değil. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ı inkar etmeye cesaret buluyor arkadaşlar. Oysa bilelim ki Allah her şeyle bize kendisini gösteriyor. Üstadımız muhakimatta diyor ki her bir zerre bir Cebrail'dir diyor. Her bir atom bir Cebrail. Cebrail bize Allah'tan mesaj getirmiyor mu? Evet. Hangi atoma bakarsanız, onun yaptığı vazifeler, kaldırdığı ağır yükler, işlediği ameller cihetiyle Allah vardır, Allah birdir, Allah'ın isim ve sıfatları şunlardır diye Cebrail'in bize getirdiği mesaj gibi her bir üzerine getiriyor. E bütün kainata bakın ya. Doğru mu? Bir de her şey maddi gözle görülmez. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir göz ise maneviyatta kördür diyor üstadımız. Dolayısıyla bazı şeyler var ki bu gözle görünür. Nedir? Maddi şeyler. Bazı şeyler var ki kulakla görünür. Bunlar da seslerdir. Bazı şeyler var ki dille görünür. Bunlar da tatlardır. Bazı şeyler de var ki akılla görünür. Bunlar da eserin arkasındaki ustalardır yani. Şu binayı yapanı gördük mü? Görmedik. İnkar mı edeceğiz? Her bir taşı, her bir boyası, her tarafta bundan bütün işler gösteriyor ki bunu bir usta yapmıştır ya. E basit bir ev ustayı görür de gösterir de basit bir iğne ustasını gösterir de basit bir harf katibini gösterir de basit bir köy muhtarsız olmuyor da bütün bu kainatı nasıl muhtarsız kabul edeceğiz? Nasıl ustasız ve katipsiz kabul edeceğiz arkadaşlar? Öyle olmasına rağmen onu oraya götüren işlediği günahlardır. Kılmadığı namazlardır arkadaşlar. Onun için dikkat edelim biraz yani. Kılmadığımız namaz sadece namaz kılmıyor, kılınmıyor anlamında kabul edilmesin. O namazın kılınmaması Allah'a karşı bir düşmanlık ve neyse Allah'a karşı bir inkar arzusu insan içerisinde uyandırıyor. Allah muhafaza. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Namaz kılmamaktan dolayı Cenab-ı Hakk'ı inkar etme gibi bir helaket kapısı ona açılır o bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Sineğin ısırması ne? Evet ben namaz kılmadım. Ya Rabbi beni affeyle demek sineğin ısırmasıdır. Neticede yine bunun neticesinde Cenab-ı Hak ister affeder ister affetmez. Cenab-ı Hakk'a bırakıyoruz. Ama bu adam böyle bir yolu seçmiyor. Tövbe ve istiğfar yolunu seçmiyor. Haşa Cenab-ı Hakk'a düşmanlık ve Cenab-ı Hakk'ı inkar etme gibi yılanın ağzına girer gibi bir vaziyeti kabul etmiş oluyor. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rane ala kulubihim sırrı anlaşılsın. Onların kalplerinin paslanması meselesini böylece anlayabiliriz. İşlediğimiz i̇şte günahlar kalbimizi paslandırmaktadır arkadaşlar.